Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın deyip ve şöyle o tekrar günaydın diyerekten videolarıma başlamak ne kadar güzel. Evet, dağlarda karları göstermeyle başladım videoya ama şöyle harika güzel bir sabahtan size merhaba dedik ve hemen annemin çiçeklerine geçelim. Bu arada Afyon'dayım tekrardan. Şöyle annemin çiçek bahçesine geldik. Daha önceki geldiğimde arkadaşlar takipçilerim biriler. Bu arada beni yeni takip eden arkadaşlarım için söylüyorum. Depremden dolayı Konya'ya geldim. Oğlumun yanına, oradan annemleri ziyarete Afyon'a geldim. Daha önce bundan birkaç video öncesinde Afyon'dayım diyerekten video çektim arkadaşlar. Hatta annemin evini çektim. Eski toprak evi. O kadar çok beğeni aldım ki takipçilerinden Allah razı olsun. Abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Abonelikler gönül rahatlığı abone olup ücretsiz abone olaraktan ve like'larımızı bırakıyoruz ve bir çiçek böcek emoji de olsa bırakırsanız çok sevinirim. Merak ettiğiniz hangi konu olursa olsun çiçekler hakkında yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim. Bu arada temizliğini yapmıştım ben bahçenin biraz. Annemin çuha çiçekleri, nergizleri, sümbülleri şöyle bir hafta sonra daha çok güzel olur, daha çok renkli olur bu çiçeklik ama şöyle ben yine de o yakına alaraktan şöyle birazcık annemin çiçeklerini çekeyim arkadaşlar. Aslında baharda daha renkli oluyor, daha güzel oluyor. Laleler açıyor, nergizler açıyor. Çuha çiçekleri sürekli üzerinde çiçekleri oluyor birkaç ay. Ondan sonra şebboylar açıyor ve ama şimdi şöyle teker teker açanları size göstereyim. Evet, şöyle hemen annemin çiçekliğinin girişinden başlayayım. Tohumundan dökülmüş arkadaşlar, Haseki küperesi çiçekliğinin içerisinde var ama buraya da tohumundan dökülmüş. Hemen şöyle çuha çiçekleri, böyle bahçeye giden lavabonun suyu, dışarıda bahçede halinin uğraşılıyor. Lavaboları var dışarıda. Orada ellerini, yüzlerini yıkadıkları giderin. Hemen borusunun yan tarafında böyle bakar mısınız şu güzelliğe, kelebek gibi kendiler çıkmışlar arkadaşlar. Burada beyazı var. Haseki küpelisi yine şurada. Şurada turuncu lilyumlar var arkadaşlar. İnşallah büyürse. Ve burada da kocaman bir gülü var annemin. Ve güllerden de böyle hemen girişe toprağa yatırmış ki komşulara vereyim diye. Böyle toprağa bunlar saçak atacaklarmış. Üzerine de gördüğünüz gibi taş koymuş. Bunlar girişte aslında bu güller yok. Bunları bu sene baharda kesecek ve komşulara verecek. Ben şöyle biraz daha geçeyim ben. Evet, hemen şurada o sarı katlı nergizler açmış. Yeni yeni de açmaya başlamış. Sağ ol canım benim, hoş bulduk. Ve burada da annemin pembe sümbülleri var. Ve hemen şöyle geçelim. Daha hala burada var arkadaşlar. Hepsi tomurcuk halinde. Evet, o aşırı nergizler arkadaşlar. Soğuk iklimi seviyorlar galiba. Bir de toprak zemini seviyorlar. Saksıyı galiba sevmiyorlar. Ben bunlardan götürdüm Afyon'a. İlk götürdüğüm sene açtılar saksıda. Ondan sonra kesinlikle açtıramadım. Evet, şurada yine. Bu yaprağı sararmış olanlar vakti zamanı geçti arkadaşlar. Kokulu nergiz var ya, hani herkes bilir o sokaklarda top top satılan. Bunlar onlar arkadaşlar. Hemen şurada da var. Bunlar artık yaprakları temizlenecek. Ve hemen çuha çiçeklerini zaten şurada görelim. Şuna bakar mısınız? Şu güzelliğe. Evet, hemen şurada sümbüller. Mis gibi kokuyor arkadaşlar. Bu kokuyu sabah sabah almanızı isterdim. Pembeler birazcık geç açıyor demek ki. Pembeler birazcık geç kalmış. Eflatun o mor olanlar açmış. Ve şöyle de göstereyim. Bunlar tamamen pembe sümbül olacaklar. Böyle top top açıyorlar. O kadar çok çoğaldılar ki. Hemen şurada laleler var arkadaşlar. Laleler de tomurcuk halde. Şöyle tomurcuklarını da göstereyim. Annem saksı çiçeklerini çok severdi. Evet, şöyle göstereyim. Bunlar nergiz, katlı nergiz arkadaşlar. Katlı, sarı, böyle
nasıl diyeyim, sarılı beyazlı, sade beyaz olan var. Evet, bunlar şebboy. Şebboylar da tomurcuk vermiş. Geçenlerde bayağı bir temizliğini yapmıştım. Çünkü şebboylar o kadar çok çoğalmış ki buradaki sümbüllerin üzerine yatmıştı. Onları birazcık kopardık, temizledik, ayıkladık. Evet, şurada Hüsnü Yusuflar var arkadaşlar. Rengarenk Hüsnü Yusuflar açıyor. Evet, buradaki aşılı laleydi arkadaşlar. Az önceki gösterdiğim kırmızı klasik bir laleydi. Buradaki de aşılı pembe, o kocaman iri açan laleden. Bunu ben almıştım daha önce anneme. Burada çoğaldı. Annemin çuval çiçekleri aslında eskiden daha çoktu ama şöyle yaprak altlarında mı kalmış, yerleri körlenmiş mi? Bunlar sonradan tohumdan çıkanlar arkadaşlar. Şuradaki boşluk alanlar tamamen çuval çiçekleriydi, böyle top top. Aşırı o satılanlardan alıyor arkadaşlar, dikiyor ama bir zaman sonra onlar tabi ilaçlarla, gübrelerle açtırılan bir çiçek. Bir zaman sonra böyle artık kıcağa karıyor. Klasikleşiyor yani. Bu arada Instagram hesabıma ve TikTok hesabıma da davet ediyorum sizi. Onlara da çekeceğim bu videoları. Konya tarihi yerleri gezdik arkadaşlar. Birkaç videom daha var paylaşacak. Onları da paylaşacağım inşallah. Ay, şu sümbülün kokusuna bayıldım ya sabah sabah. Mis gibi. Annemin bahçesinde de var çuval çiçekleri. Hemen oraya da geçelim. Onları da göstereceğim. Onlar nasıl açmış. Geçenki geldiğimde fazla böyle çiçek yoktu arkadaşlar. Hemen bir iki tane çiçek vardı. Onu da ben videoya çekmiş, size göstermiştim zaten. Evet. Şuradaki sümbül katlı pembe olması lazım. Aşılı. Artık sümbül zamanı da geldi. Hemen bahçeye geçelim. Evet, bahçeye geldik. Bahçeye geldik ama babam her tarafı gübrelemiş. Hemen şöyle geçelim. Yine şurada çuval çiçekleri ve lalelerin o cümbüşüne. Şu kürek altında bile kalmış. Ay canım benim ya. Evet. Burada yine sümbüller arkadaşlar. Çuval çiçekleri. Böyle bahçede. Bahçe tamamen temizlenecek yalnız bu arada. Bu gazellerin yapraklarının altı tamamen çilek. Annem yavaş yavaş yapıyor, yazık. Ağaç budamaları yapılmış. Şöyle bahçede. Onlar temizlenecek. Sabah sabah. Ne güzel horoz sesi, tavuk sesi. Köy yeri böyle işte. Yani şöyle göstereyim. Şurada mor menekşeler bile açmış, kır menekşeleri. Ay bayılırım bunun şeyine, kokusuna. Ve her tarafta nergisler de çıkmış. Bir zaman sonra nergislerin, çuval çiçeklerin tohumu, yani biz kendimiz eksek bile, bir zaman sonra bahçeye dağılıyor. Evet, şurada hemen göstereyim. Güneş de arkamızdan vuruyor. Burada sümbül tomurcuklamış. Evet, buradaki nergizler. Her taraf nergiz olmuş bu arada. Şu çuval çiçeğinin rengine bayıldım zaten. Farklı bir renk bu arkadaşlar. Az önce gösterdiğim renklerden değil. Bunu bir komşumdan almıştım da buraya dikmiştim zamanında. Evet, nergisler her tarafta. Sümbüller her tarafta. Şöyle göstereyim. Hatta şurada hemen dip kısmını gübrelemiş babam. Bu da farklı bir nergis arkadaşlar. Bu o satılan kokulu nergislerin tek katlısı gibi farklı bir. Bu biraz geç açıyor diğerlerine göre. Bayağı da bol tomurcuğu var dip kısmında da. Diğer o kokulu nergislerden farklı zamanda açıyor.
Evet, burada lilyumlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir tomurcuk yapıp açacak. Şu gördüklerinizin hepsi tomurcuk olacak arkadaşlar. Bunlar hepsi tomurcuk olacak. Şöyle göstereyim. Evet, yeşillikler biraz daha büyümüşler. Bir önceki geldiğimde toplamış, kazmıştık annemle. Ağaçlar biraz hafif hafif sanki badem ağaçları açmaya başlamış. Yavaş yavaş artık bundan sonra açacaklar. Evet, rokalar bile şöyle çiçek açmaya başlamış rokaların ama birazcık toparlayacağım kahvaltıya. Hemen şurada sarı nergizleri göstereyim. Evet. Yine burada haseki küpelisi arkadaşlar. Annemin bahçesinde çok haseki küpelisi. Böyle tohumlardan döküldü. Bahçeyi ayıklarken de ben böyle bir ara otlarını ayıklamış bırakmıştım onları. Gördüğünüz gibi şurada çuva çiçekleri hala böyle minik minik tohumlardan dökülmüş ve açmaya başlamışlar. Evet, burada sarı nergis hemen şöyle kendi ucunu göstermeye başlamış. Çok da güzel tomurcuğu var. Bunları açtıkları zaman annemden video isteyeceğim inşallah. Hemen dip kısmında çuva çiçekleri. Evet, bahçede çok iş var. Keşke vaktim olsa da yardımcı olabilseydim ama belimden de çok rahatsızım arkadaşlar. Bel fıtığımdan dolayı. Ameliyat gerekiyor dedi doktor ama yani dikkat ederseniz ilaçlarla birazcık kilo vermeyle inşallah düzelir dedi. İnşallah iyi olur ya Rabbim daha beterinden korusun. Konya'da sağlık nedeniyle ben birazcık Konya'da kaldım. Evet, bahçede çok iş var. Ama temizlendiği zaman baharda o kadar güzel oluyor ki durmaz. Annemle babam durmazlar. Tabii gayret böyle temizlikle, işle güçle uğraşırlar. Bunlar da fasulye sırıkları. Gelecek bu yaz inşallah nasip olursa fasulye sırıklarını fasulye dikerler durmazlar onlar. Ekerler, dikerler, biçerler ellerine sağlık. Evet şurada güller hepsi budanacak. Hepsi budanacak olmuşlar. Evet yine geçelim diğer bahçemize ve orada videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet geldik yine buradaki prenseslerin yanına. Evet harika. Şöyle kokunun içerisine sabah sabah mis gibi sümbül kokularını çektik. Bazen böyle fazla açtığı zaman annem kopartıyor. Evin içerisine de ıslatıyor ki o evin içerisine salonu oturma odasını misler gibi koku veriyor sümbüller. Hele de şu pembe sümbüller zamanı gelsin açsın. Annem fazla olanlardan böyle eğrilenlerden onlara kıyamıyor koparmaya da şöyle şekil bozukluğu yapanları kopartıyor. Evet arkadaşlar kanalımıza tekrar abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. İnşallah bir gün evime de dönmek nasip olur. Dua edin arkadaşlar. İnşallah şu ortalık düzgünlüğü versin Rabbim. Her şeyin hayırlısını versin. Herkes evlerine girsin. Sağlıkla, sıhhatle, güvenle inşallah. Ve çiçeklerime de kavuşayım. Artık çiçeklerimle size beraber bir merhaba deyip bir video çekelim inşallah. Evet, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.